Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu, yönetmen ve sanat yönetmeni olan Tamer Levent hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tamer Levent 13 Ekim 1950 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1971 tarihinde Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne seviye sınavı ile girmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünden 1977 tarihinde mezun olmuştur. Devlet tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Yönettiği oyunlar ise Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edilmiştir. Halen devlet tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve devlet tiyatroları opera ve balesi çalışanları vakfı TOBAV ile tiyatro oyuncuları meslek birliği TOMEP kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Tamer Levent 1950 tarihinde İzmir'de saraylı bir aile içinde dünyaya geliyor. Anneannesinin annesi yani cici annesi saray mensubu bir ailenin kızı. Onun kızlarından biri de dönemin ilk kadın mühendislerindendir. Görev için İzmir'e atanınca aile hep beraber taşınıyor. Tasarımcı olan annesi Meral Hanım burada İzmir Ağır Ceza Reisi Baba Zeki Bey ile evleniyor. İki abisinden sonra doğan Tamer Levent'in bir de kız kardeşi oluyor. Tamer Levent karşı yakada iki katlı mağara ile oturulan kalabalık saray örf ve adetlerine hakim kuralların olduğu bir evde büyüyor. Evde saray kuralları var ama çocukları tutabilene aşk olsun. Tamer Bey yaramaz bir çocuktum diye başlıyor anlatmaya. Önümüzde kocaman bir arazi ve ağaçlar vardı. Bu ağaçların üzerine çıkmayı çok severdim. Büyük abim sinemayla çok ilgiliydi. İzlediği filmleri bana oynayarak anlatırdı. Korsan filmlerinde yatakların üzerinden atlar, silahşörlüklerini gösterirdi. Ben de onun anlattıklarını aklımda tutar, bahçedeki incir ağaçlarına tırmanıp mahalle çocuklarına anlatırdım. Akşam yemekler hep beraber evde yenirdi. Bizim ailede en çok şaşırma vardı. Biri bir şey yapınca önce şaşırır, sonra da onu tartışarak irdelerdik. Ben şimdi yaşadıklarımızı anlamak için çok faydalı olan şaşırma olgusunun toplumsal yaşamda azaldığını düşünüyorum. O zaman da yaşam robotlaşıyor sanki demiştir. İlkokula İzmir Karşıyaka Türk Birliği İlkokulunda başlamıştır. Meraklı ve girişken bir öğrencidir. Okumayı ve okuduklarını da sınıfta paylaşmayı seviyordu. Levent gülerek şu şekilde anlatmıştır. O yıllar babam bana yeni çıkan hayat ansiklopedisini almıştı. Okuma yazma çözdükten sonra ansiklopedi ciltlerini kitap gibi sayfa sayfa okurdum. Sınıf öğretmenimiz bana babamdan dolayı Hakim Bey derdi. Hakim Bey'in parmağı sürekli havadaydı. Öğretmenimiz sevgili Aliye Bengüsü bize ukala öğrenci gözüyle bakmaz, destekler, hatta cesaretlendirirdi. Tamer Levent yalnızca sınıfta değil, sosyal dallarda da çok faalmiş. İzci grubunda yavru kurt, bando takımında trampetçi, okul müsamerelerinde şiir okuyan kişi. İlk oyununu da bu dönemde sahneye koyduğunu şu şekilde anlatmıştır. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eserini Türkçe dersinde okuyorduk. Ben kendiliğinden gelen bir refleksle sınıfta bir öğlen arasında diğer öğrenci arkadaşlarımla anlaşıp kartondan kalpaklar yapıp trampet efektleriyle Türkçe kitabında yer alan bölümün repliklerini öğretmen sınıfa gelmeden prova yapıp tüm arkadaşlar aktif olacak şekilde kitaptaki bölümü sahneye koymuştum. İlk yönetmenlik tecrübem buydu. Aliye öğretmenimiz bu sürprizimizi o kadar çok sevdi ki bizi alıp okul içindeki tüm sınıflara götürdü ve piyesimizi sergiletti. Bu okul içi turnesi bizi çok mutlu etmişti. Daha sonraları köklü bir bankamızın açtığı kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi de olmuştum. Tema ayağını yorganına göre uzattı.
Müzik ve sahne faaliyetlerine ortaokulda spor da eklenmiş. Tamer Levent bunu da şu şekilde anlatmıştır. Kendime göre cins bir çocuktum. Herkes gibi ikişerli sırada değil tek başıma otururdum. Masamın üzerini yazıhane gibi donatırdım. Kitaplarım, kalemlerim, defterlerim. Lisede bandoya girdim. Öğlen aralarında da basketbol oynuyordum. Okulumuzda Cahit Gürkan isminde Avni Dilligil'le çalışmış profesyonel bir rejisörümüz vardı. Bir gün beni basketbol oynarken keşfedip tiyatro koluna aldı. Ben okul oyunlarında rol almaya başladım. Önce Köroğlu isimli oyunda görev aldım. Sonra Turgut Özakman'ın Komşularımız oyunu vardı. Edebiyat dersinde de Cevat Fehmi Başkurt Küçükşehir'i çalışıyorduk. Adım tiyatrocuya çıktı. Ancak o sene ara karnede yedi kırık gelince annem müdahale etti. Okul müdürüne beyefendi benim oğlum tiyatrocu olmayacak lütfen onu oyunlarda oynatmayın demiş. Ben üç farklı oyunda oynuyor, derslerden çok provalarda oluyordum. Bando'da tenor saksofon çalıyordum. Onu da ilerletip popüler şarkılar çalarak konserler vermeye başladım. Tabii bütün bu sosyalliğin sonucunda lise 1'de çaktım. Ondan sonra tiyatro olayı biraz duruldu. Lise 2. ve 3. sınıfları fen bölümünde okudum. Babası hakimlikten emekli olmuş, kendine avukat yazıhanesi açmıştı. Oğlunun hukukçu olup yazıhaneyi devam ettirmesini istiyordu. Annesiyle aile geleneğinden esinle hariciye diyordu. Tamer Levent bunu da şu şekilde ifade etmiştir. Benimse kafamda belli bir şey yoktu diye belli bir şey yoktu. Üniversite sınavına girdim. Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Atladım gittim. Ancak daha ilk günden uzun saçlarım, favorilerim ve maxi kuru veze paltom ile yadırgandım. Üç tuhaf gün geçirdim. Beni abluk altına almaya çalışan siyasi yaklaşımlı tutumlar, çeşitli kamplaşmalar, dikkat çektiğim için fazla ortalıkta dolanma diye uyarılar. Trene bindiğim gibi yedek listede olduğum Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine gittim. Gidince Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünü olduğunu öğrendim. O sıralar tiyatronun okulu olduğu bile pek bilinmiyordu. Müracaattaki amca sen biraz gabadayı görünüyorsun. Senin doğum tarihin geçmiş. Seni buraya almazlar. Üstün yetenek sınavını dene dedi. Bu sınavı kazananların isimleri Bakanlar Kurulu'na teklif ediliyor. Onların onayıyla okula alınıyormuş. Bu denemeyi göze aldım. İzmir'e dönüp kendi kendime bütün klasiklere çalıştım. Spor olsun diye girdiğim sınavı birincilikle kazandım. Ailemin bir sonraki ara tatile kadar konservatuara girdiğimden haberi olmadı. Beni siyasalda zannediyorlardı. Öğrenince babam madem öyle karar verdin, kendi yolunu seçtin, başarılar dilerim dedi. 72 ve 77 tarihlerinde konservatuarda geçirdim. 5 yıl orta ve yüksek okudum. 1974'teki Kıbrıs çıkarması sırasında Devlet Tiyatroları ve Ankara Devlet Konservatuarı ortak yapımı İstanbul Efendisi isimli oyunla askerlere moral için Kıbrıs'a turneye gittim. Mezun olduktan sonra doğrudan devlet tiyatrolarına girdim. İlk çıktığım profesyonel oyun Dam'daki Kemancı'dır. Tamer Levent profesyonel olmanın gururunu duymuştum demiştir. 5 yıl yaşadığım yatakhaneden çıkıp kendime ev tuttum. Oyuncular dışında yeni arkadaşlarım oldu. İzmir'e dönmedim. Bir baktım Ankaralı olmuşum. Mahir Canova hocamız niye bu okula gelmek istediniz diye sorduğunda çoğu kişi alkışlanmak için derdi. Bense insanları tanımak için orada olduğumu söylemiştim. Tiyatroya oyuncu olarak girdim. Yönetmen oldum. Genel müdür yardımcısı oldum. TOBAV başkanı oldum. Drama metodu çalışmaları için 170 ülkeye davet edildim. UNESCO bünyesindeki çalışmalara katıldım. TOBAV'ın Mersin Uluslararası Kurultayı'nda aldığı karar doğrultusunda ilk ve son defa yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldum diyerek ifade etmiştir. Tamer Levent hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim.